Türkiye'ye yönelik dört tane dayatma var. Birisi diyor ki Kürdistan'a özellik tanıyacağız, yani Güneydoğu bölgesine özellik tanıyacaksın. Bu Avrupa Birliği kararı, Avrupa Parlamentosu kararı. İkincisi diyor Ermeni soykırımını kabul edeceksin, tanıyacaksın. Üçüncüsü Türk ordusu Kıbrıs'tan geri çekilecek. Dördüncüsü de Kemal Derviş ekonomisini uygulayacaksın. Aynen. Şimdi biz bu dört saldırıdan, yani emperyalizmin Türkiye'ye yönelttiği dört saldırıdan bir cephede kesin bir zafer kazandık ve bu saldırıyı yerle bir ettik. O çok çok önemli. Bu bakımdan yani arkamıza baktığımız zaman 50-60 yıllık tarihimiz içerisinde hani partiler şunu yaptık, bunu yaptık falan filan. Ecevit'in tabii bir Kıbrıs harekatı var. O çok önemli tarihi bir olay. Yani ondan sonra onun yanında Türkiye'nin emperyalizme karşı kazandığı çok 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 önemli bir başarı oluyor. Bunu da bir basit bir mahkeme süreci gibi görmemek lazım. Çünkü yürüyüşlerle, mitinglerle başladı. Çok kapsamlı Batı'da, başkentlerde hem eylemler yapıldı, hem siyasi ideolojik çalışmalar, kitap dağıtmalar vesaire. Çok kapsamlı bir kampanya sonucunda 10 yılı geçen bir süre. Yani büyük bir azimle peşe bırakılmadan. 10 yılı geçen bir çalışmanın ürünü.